Merhaba, Hacer'in lezzetlerine hoş geldiniz. Bugün meyveli pasta yapacağız. Malzemelerimiz 3 tane yumurtam var. 1 su bardağı şekerim var. Koyuyorum bunu da. İkisini birlikte krema kıvamına gelinceye kadar çırpacağım. Şimdi sütümü boşaltıyorum 1 su bardağı. Sıvıyağımı koyuyorum. Bir çay fincanı. Yarım çay bardaklık su koyacağım. Kekimin yumuşak olması için. Şimdi kuru malzemelerimi koyacağım. İki su bardağı unum var. Elledim unumu. İki tane kabartma tozu, bir tane vanilyam var. Bunları koyuyorum. Unumun içerisine boşaltıyorum gerisinde. Unumla karıştırdım. Kabartma tozunu, vanilyamı. Hepsini boşaltıyorum. Öncelikle spatulamı biraz karıştırıyorum kaşıkla. Karıştırmamın nedeni etrafa sıçrıyor bunların. Bu kadar yeterli. Daha fazla söndürmek istemiyorum. Böyle bir kalıbım var. İçerisine yağlı kağıdımı tutturdum. Çıkarması kolay olsun diye. Daha önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırına vereceğim. 40-45 dakika pişecekmiş. Kekimiz pişti gördüğünüz gibi. Gayet de güzel oldu. Pamuk gibi oldu. Pişen kekimizi ortadan keseceğiz. Şekilde. Diğer de kekimiz daha güzel olur. Kesmiş olduğumuz kekimi şimdi kalıbımızın üzerine koyuyoruz. İçine. Bir buçuk su bardağı sütümüz var. Onu boşaltıyorum. İki paket krem şantim var. Onu boşaltıyorum. Sade. Şimdi çırpıyorum. Şimdi krem şantimizi döküyoruz üzerine pastamızı.
Şimdi portakalımızdan da koyuyoruz üzerine. Elinizde ne meyve varsa olabilir. Fark etmiyor. Şimdi kekimizi koyuyoruz. Kekin bütün olmasına gerek yok. Parçalara koyacağız zaten. Bu şekilde parça halinde. Kek yırtıldı, parçalandı demek önemi yok. Zaten kekimizi parçalayacağız. Şimdi oldu. Geriye kalan krem şantiyi boşaltıyoruz. Kivilerimizi diziyoruz bu şekilde. Tamamını dizdik, bitirdik. Şimdi mandalinalarım, portakalımızı dizeceğiz. Herkesin evde yapabileceği bir pasta. Çok da basit. Çok da az malzemeli. Aralarına da çilek koyuyoruz. Şöyle birer tane. İsterseniz fazla koyabilirsiniz. Evet arkadaşlar, pastamızı üzerine süsledik. Dolabımıza kaldıracağız. Bir gece bekleyecek. Evet arkadaşlar, bir gece dolapta beklemiş olan meyveli pastamı çıkardım. Şimdi açıyorum kenarlarını. Öncelikle şöyle bir bıçak yardımıyla kenarlarını alıyorum. Daha önceden krem şanti çıktım. Krem şantim kenarlarına yetmemişti. Dolabımdaydı. Şimdi kenarlarına süreceğim krem şantimi. Krem şantimizi her tarafına gelecek şekilde sıvadık. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Gelişi güzel yaptık. Fazla kapatmaya gerek yok. Şimdi hiç kullanmadığım bir darak var. Mutfak için kullanıyorum sade. Kenarlarını bundan bu şekilde şekil veriyorum. Sade mutfak için kullanıyorum darağı. Şimdi küçük şekerlerimi kenarlar sıvayacağım bununla. Pastamızı kesiyoruz. Göstermek için kesiyorum size. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz pastamızı gayet de güzel oldu. Meyveler içinde. Üzerinde görüyorsunuz. Çok da güzel. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.
Tarihlerimi paylaşmayı unutmayın.